En çok şu benim dikkatimi çeker bu topraklarda. Şimdi biz şöyle izah etmeye çalışayım. Şimdi biz çocukken mahalle maçı diye bir şey vardı. Mahalle maçıdır bu. Bu mahallede iki tane taş koyarsın. Bir mahalle takımı deriz buna. Mahalle takımları çok kurduk. 14-15 yaşına kadar mahalle maçları yaptık biz. Çok sonra işte büyük sahaya çıktık. Daha disiplinli bir yer. Çizgiler var. Hı. Değil mi? Hakem var hatta. Hatta antrenör var. Değil mi? Yönetiyor. Ondan önce de şimdi mesela bir halı saha geldi. Fakat halı saha büyük sahanın şeysi, özeti gibi. Hani mahalle takımından, mahalle maçından daha derli toplu bir yer. Çünkü diyorsun ki işte geride duranlar, sen geride dur, sen sahada oyna gibi. Yine hafif bir plan var yani. Tam antrenör yoksa da bir plan var, tertip var yani. Mahalle maçı böyle değildi. Biz bugün burada çok girişkensek, yazarlığımıza çok inatçıysak, tek başımıza ayakta kalmaya çalışıyorsak, biz bu mahallelerden çıktığımız içindir. Çünkü mahalle maçında herkes santrofordur. Herkes topun peşindedir. Yani sen geride otur, geride dur, bekle. Ya bana derlerdi ki ya sen güzel işte kaleye geç. Ya duramazsın kalede. Kaleye geçsen bile ileri kaçarsın. Top neredeyse topun üstüne. Kendi çalımlarını göstermek, kendi yeteneklerini göstermek, kendi hünerlerini, marifetini değil mi göstermek için hırsla topun peşindesin. Ama bütün takım topun peşinde. Kaleyi bekleyen yok, geride duran yok. Topu alan gidiyor. Hatta mahalle maçlarında pas verilmez. En yakın arkadaşın ya. Yani sabah akşam beraber uyuyup beraber konuştuğun, her şeyini paylaştığın arkadaşa sahada çıkıyorsun, oynuyorsun, pas vermiyorsun. Niye kendini göstereceksin? Fakat kendini göstermek bilinçli bir tepki değil. Ya ben Ahmet'e, arkadaşıma pas vermeyeyim, topu hep kendim alıp gideyim, bir bilinçli bir tepki değil. Asıl burası önemli. O çocuk işgüdüsü, çocuk fırlayışı, çocuk coşkusu seni senden alıp topun peşine atıyor. Biraz düşünsen ya biz bu topu beraber oynuyoruz. Hasan da oradan benden pas ediyor. Eşeklik yapma. Bir pas at desen. Yani bilincimiz biraz sahayı bir görse dışarıdan. Kendini bir muhakeme etse pas verecek. Ama orada öyle bir bilinç yok. Öyle bir akıl yok. Öyle bir düşünce yok. Topun peşindeyiz. Girişimcilik budur. İnsanlar kişiliklerini böyle geliştirirler. Fırlarlar bir ok gibi. Bu Anadolu topraklarının bütün macerası budur. Ok gibi fırlamıştır bu insanlar. Bize göçebe göçebe gidip duruyorlar. Biz en dünyada en hızlı yerleşimcileriz. En hızlı. 2 dakikada şehirler kurarız. Yani bu bizim o şeyimizi 14-15 yaşındaki o duygumuzu kendimizi öne fırlatan duygumuz arkadaşımızı da sevmediğimiz arkadaşımıza bir düşmanlık olduğu için değil. Allah'ın verdiği bir şey var. Yani seni birey yaratmış, seni insan yaratmış. Fakat büyük sahaya geldiğin zaman iş değişiyor. Geliyor bir antrenör. Diyor ki sen sağdan ayrılma, sen soldan ayrılma, sağ açık, sol açık. Bakıyorsun ki top oradan gidiyor, sen burada bekliyorsun. Yani antrenörün bir aklına, tepedeki bir insanın aklına uyuyorsun. Tepedeki bir insanın aklına ne uyuyoruz? İş zor. Yani artık bir nevi muhafazakar davranıyorsun, korkuyorsun, yerini kaybetmek istemiyorsun. Ya gidersem gelirler, gol atarlar, bir de fırça yerim, bir de seyirci bana bağırır. O yüzden ben yerimden sağ bekten çıkmayayım. Böylelikle de çok tuzu kuru değil yani böyle soğuk bir şey oluyor, top oluyor, tatsız bir top. Topun peşine gitmiyor kimse yani böyle matematik yani taktikler ceyran ediyor. Şimdi Amerikan futbolunu inceliyorlar, Amerikan futbolunu, başka şeyler inceliyorlar. Bakıyorlar ki bütün antrenörler sonuca yönelik oynamaya başladı, sonuç. Yani 1-0 olsun bizim olsun ya da maçı alalım. Bu yüzden adamlar yerlerine ayrılmıyor, topu alıp hücuma geçmiyor, risk almıyor. Hı hı. Oysa tam da kapitalizm bunu diyordu. Risk alacak bireyler, insanlar değil mi? Bizler risk alacağız. Kendimizi ortaya atacağız. Tekme atacağız. Tekmeye kafa koyacağız. Bu piyasada da böyle. Hani riskin içine gireceğiz. Kendimizi göstermek için. Şimdi bakıyorlar ki soğuk bir futbol. Tatsız bir şey. Fizik, plan, proje. Ve herkesin rolleri var. Böyle bir zeka yönetiyor. 11 tane zeka yok. Sen iyi bir adamsan sağ beki bekleyeceksin. Yani oysa bütün dünyanın futbol seyretme sebebi de mahalle maçından yetiştiğimiz içindir. Mahalle maçında topun peşinde deli olmuşuz. Top gitmiş, biz gitmişiz, atlamışız, çamura girmişiz. Böyle bir hat, plan, proje yok yani. Böyle ütopik, hayali bir şey yani. Böyle bir çizgi filmlerdeki gibi futbol oynamışız mahallede. O yüzden bütün dünyada herkesin çocukluğunda böyle bir mahalle futbolu olduğu için bugün futbol çok izlenen bir şeydir. Çünkü herkes o çizgi film kahramanları gibi her şekilde topa vurmayı, her şekilde topun peşine gitmeyi, böyle topa saldırmayı hayal eder. Ama akşam evlerinize gidersiniz ya da stadyuma gidersiniz ki orada artık böyle insanlar yok. Orada bir taktik var, bir proje var, bir zeka var.
Ve bu 1-0 olsun bizim olsun diyor. Bir sonuca göre gidiyor. Yani insanı coşturacak, neşelendirecek, çok değişik atraksiyonlar ortaya çıkacak. İnsanla böyle çok neşeli, eğlenceli bir curcunu ortaya çıkartacak. Bireysel yetenekleri fazla ortaya çıkaracak bir şey yok. Ve burada insanoğlu şu soruyu sormaya başlıyor. Demek ki futbol dediğimiz şey akla ve fiziğe ve antrenörlüğe döndükçe içimizdeki çocuk gidiyor. Ve böylelikle biz o içimizdeki çocuğu kaybediyoruz. Evet, planlı oluyoruz, zeki oluyoruz, akıllı oluyoruz ama aşırı kontrollü oluyoruz, aşırı muhafazakar oluyoruz. Ama içimizdeki o coşkuyu, evet kapitalizm yani serbest piyasa bugünlerde diyor ki o içinizdeki çocuğu kaybetmeyeceksiniz. Çünkü orada çok ütopik bir girişimci var. Fırlatıyor kendini. Fırlatıyor ya. Şimdi ben mesela bakıyorum. Ben mesela burada konuşma tarzıma bakıyorum. Ben şimdi 14 yaşında top oynadığım gibi burada konuşuyorum. Yani o heyecan, o kendini riske etme, ağlama, bağırma, ver topumu, alamazsınız. Her şey 14 yaşında belirlendi benim. Duygularım, kemiğim yani, omurgam. En yakın arkadaşıma bile yeri geldi, kıskançlıkla belki bilmeden. Pas vermedim, topu aldım, kendim gidip gol atmak istedim. Mahalle futbolu böyledir. 5 kişi oynardık, 5'imiz de rıtlan, hiç sağ bek yok. Hala arkadaşlarım öyledir benim. Hala kimse kimseye top vermek istemez. Ama birbirimizi severiz ayrı. Şimdi bu son Özal ve peşinden gelen Tayyip Erdoğan Bey, işte Türkiye'ye bunu hediye etti. Neyi getirdi? Donuk, korku, aşırı plan. İnsanlar en küçük bir yatırım yapamıyorlar. En küçük bir girişimcilikte bulamıyorlar. Kendini riske edemiyorlar. Sanatçı kendini riske edemiyor. Şuraya bir tiyatro binası yapayım, para vereyim, şu alırız diye. İş adamı küçük işletmeci yapamıyor. Öbürü yapamıyor. Bir planlar, bir projeler, bir soğukluk. O başından söylediğim bir zehirli gaz. Bir kötü bir hava, kötümser, umutsuz bir şey. Ya koşsak ne olacak ki bu topun peşine gibi. Ya işte çamura batmış top. Ne yapacak? Niye yoracaksın kendini ki? Aman otur gibi. Başka bir düşünce geliyor. Başka bir şeyi öğretiyor sana. Otur, bekle, kork. Yani başka bir şey öğretiyorlar. Ben bu ülkeye yapılabilecek, şimdi dershanelerimizde okuyan, üniversitelerimizde okuyan gençliğe yapılabilecek en büyük kötülüğün bu olduğunu düşünüyorum. Nedir bu kötülük? O çocukların içindeki o çocuğu, o sevinci, o neşeyi, o şevki bitirip alıyorsun ellerinden. Onları aşırı kontrollü, aşırı planlı ve projeli ama aşırı korkak bir dünya için atıyorsun. Tedirgin. Buralardan bir ülke çıkmaz. Bir ülke delileriyle, uçanlarıyla, kaçanlarıyla, atlayanlarıyla, kendini göstermek isteyenleriyle, her türlü ve her şekilde konuşanlarıyla, her şekilde hikaye anlatanlarıyla, her şekilde aklına fikir gelip onları uçuk, utopik, bozuk hayata geçirmek isteyenlerle bir ülkedir. Şimdi yavaş yavaş tırsıyor ve korkuyor insanlar. Güneydoğu'ya gidiyorsunuz. Karadeniz'e gidiyorsunuz. İnsanların aklına fikir gelmiyor. Fikir yok. Hep birilerinden, hükümetten, yukarıdan birileri onlara antrenör gibi, koç gibi akıl verecek. Hep beklenti bu. Hayır. Başından beri söylüyorum. Yaşadığımız dünyada bize yukarıdan bir akıl yok. Biz icat edeceğiz. Biz şey yapacağız. Biz yaratacağız işimizi. Yani okulu bitirdim, mühendis oldum diye değil. Mühendis işini sen ortaya çıkartacaksın. Yani bunu sen ortaya koyacaksın. Hı hı. Yaratacaksın diyelim. Sen icat edeceksin. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'nin üstüne böyle bütün reflekslerimizi, bütün atar damarlarımızdaki heyecanı alan böyle karamsar bir hava var. O çocukluğu içimizden alıyor. Bizi köle, mürit, cemaatin adamı, işte sessiz, kişiliksiz, böyle sinek türü gibi, kelebek türü gibi bir şey. Böyle bir sürüngen türüne çevriliyor biz. Ben size samimiyetle söylüyorum. Bugün dünyada yazarları varsa, bu dünyanın sinemaları varsa, piyasaları varsa, pazarları varsa, çok güzel markaları varsa, çok güzel kaldırımları varsa, her şey o 14 yaşında top oynayan çocukların iştahıyla olmuştur. Kopmuştur ya, kopmuştur. Anne çağırır gitmez, baba çağırır gitmez. O çamura girmiştir o çocuk. Orada kişiliği, orada yoğrulmuştur. Orada insan olmuştur. Çünkü tutkuları uçmuştur. İnsan kendi içinde bir yerde uçmadıktan sonra inşa edemez. Ve insanın en değerli duyguları budur. İnsanı insan yapan. Şimdi biz insanları bilgisayar gibi beynine şunlar da girsin, şunlar da girsin. Ezberle oğlum, şunlar da koy, şunlar da koy, şunlar da koy. Yani insanın beynine bir şeyleri koymak, onlara bir şeyleri talim ettirmek, bir takım hızlı şeylerle onlara bir şeyleri öğretmekle bir şey sanıyoruz. Hayır.
İnsanın kendisi burada ya. Bir uçan kaçan diye bir şey var. Biz uçarız ya. Biz uçarız. Biz uçtuk. İşte bu uçanlar işte bir gün uçtular. Denediler onu. Değil mi? Hezarfen'den birileri denedi. Şimdi buraya büyük bir hükümdarlığı var. Otoriter, yani hani böyle deriz ya, totaliter hükümet nedir işte, hep Hitler gibi, Stalin gibi şey yaparız. Şimdi dünyada olup biten budur. Bütün bu genç heyecanların üstüne bir ağır demirden bir transatlantik kaya oturtuluyor. Bütün okulların üstüne. O çocukların içindeki o güzel çocukluk gitti. Hepimize diyorlar ki, siz diyorlar büyük bir maç yapacaksınız. Bu maçı da Ali Sami Yen'de yapacağız. Antrenörünüz de Fethullah Gülen. Öbür takımın antrenörü de şey, şikeyle maçı verecek olan Tayyip Erdoğan Bey. Değil mi? Böyle planlı. Onlar sağa açığa koş derse koşacaksın. Soldan yürü derse yürüyeceksin. Yani böyle bir bankasyal ligi kurmaya çalışıyorlar. Şu anda Türkiye'de, Türkiye'nin siyasi sahnesinde ülkemize bir bankasya kurdular. Bankasya. Nedir bu bankasya? İşte bütün çocukları falancının mürüdü, filancının planı ve projesi. Ben bu dünyaya başkasının adamı olmak için gelmedim. Sen de, ben de, hiçbirimiz de. Ben kendi içimdeki duyguların, ümitlerin, ütopyanın peşindeyim. Ama beni gelip kendi takımına, şuraya gir. Karnını doyurmak istiyorsan sus. Birazdan taktiği de veririz. Sen de istihbaratta çalışırsın. Biz başkasının projesinin adamı değiliz. Başkalarının oyunlarında rol almaya gelmedik. Benim annem Erzurumlu, babam Trabzonlu. Ben bu topraklarda ne gördüyse o çocukluğum, ne masallar, ne çocukluklar gördüyse bütün bunları sinemada, tiyatroda, piyasada ortaya koymaya geldim. Hepimiz böyle geldik. Ve ben bu kadar güzel bir memlekette büyüyeceğim ve sen beni planlayacaksın, falan oyunu, sen falan gazeteye geç, sen falan yerde dur, sen şunlardan bahset gibi emirle, itaatle buradan bir toplum çıkmaz. Ve size söylüyorum, buradan iki kuruşluk, yani arkadaşlar, çocuklar bana bir Nihat abi diyorsa, onlara söyleyeceğim şey şudur. Nihat Genç 40 yaşında Nihat olmadı. 50 yaşında da olmadı. Bir yazar olarak. Ben 13 yaşında oldum. 13 yaşında. O mahallede. O topun peşinde. Ve ben o çelimsiz olarak o Sotka mahallesinde o topun peşine düştüğümde 13-14 yaşında kavga ettiğim, ayağımı kemiklerimi kırdım. O topçuların içinden 7 şampiyonluk, 6 şampiyonluk almış Trabzonspor çıktı. Dünya çapında futbolcular çıktı. Ben gerçi geldim, okudum. Ama orada kıran kırana girdim ben o insanlarla. Şimdi de burada. Budur. Yani o 14 yaşı unuttuktan sonra hiçbir şey hiç kimse yapamaz. Şimdi bizi kendileri bir plan kurmuşlar, bir proje kurmuşlar, bir oyun kurmuşlar. Bir büyük Amerikan oyunu var. Bir de kendi oyunları var onunla iç içe. Bu oyunlarında bizi işte taktikleri de kendileri veriyorlar, koşulu da kendileri yapıyorlar. Nereden işte ergonomi yönetiyorlar, şunu yönetiyorlar, size de roller veriyorlar. Hiç kimsenin adamı, hiç kimsenin mürüdü değiliz. Ben kendi çocukluğumu oynamaya geldim. Bir insan olarak kendim neyim? Ne yapabilirim? Gücüm neye yeter? Hangi cümleleri alabilirim? Nasıl konuşabilirim? Hangi güzel cümleleri kurabilirim? Bunları bir görmek istiyorum aynada. Yani her şey sipariş edilecek, her şey verilecek, her şey başkası alacak. Değil mi? Hayır, ben bakayım. Nasıl, şu suratım nasıl? Ölürken ayna beni nasıl gösterecek? Kendim bunu merak ediyorum. Bir insan olarak. Başkasının taktiği, başkasının planı, başkasının sahası. Top Amerika'dan, antrenör İsviçre'den. Yani ne bu? Bu hayat mı bu? Bu kadar kişiliksiz insanlar nasıl kalkıp da bir ülkeyi, bir vatanı, bir huzuru, bir sanatı konuşabilirler? İşte konuşuyorlar. 70 tane televizyonunuz konuşuyorlar. Kurtlu adamlarla. Başkasının topuyla, başkasının sahasında oynuyorlar. Emredilmiş gibi oynuyorlar.